kez Okyanus aşırı gidiyoruz. Daha önce dünyanın birçok ülkesini Devralen Parkı'yla sizlere gezdirmiştik. Bu kez Amerika'ya. Yeni dünyayı keşfe gidiyoruz. 1492'de Kristof Kolomb keşfetmişti burayı ama biz yeni gidiyoruz buralara ve şu an Atlantik semalarındayız. İzlanda ve İzlanda'ya bağlı Jörland bölgesinde karlı dağlar üzerinde uçuyor. Amerika'nın önemli kenti New York'a doğru yolumuz devam ediyor. Dünya coğrafyasındaki gezimizin şimdiki durağı Yeni Dünya. Evet, Türkiye'den yaklaşık 9000 kilometre uzaktayız ve 7 saat zaman dilimi farkı var. Amerika'dayız değerli izleyenlerimiz ve Amerika Kennedy Havalimanı'na indikten sonra şu an havalimanından çıktık. Şöyle şehri bir turlayalım dedik ve hazırladığımız görüntüleri birlikte izliyoruz New York'tan. Yeni Dünya olarak bilinen Amerika'nın tarihi ve kuruluşu gerçekten çok enteresan. İngiltere'de 1756-1763 yılları arasında yapılan 7 yıl savaşları İngiliz maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturmuştu. İngiltere'nin mali yükünü gidermek amacıyla yeni vergiler koyması Amerika'daki kolonilerin tepkisiyle karşılaştı. 18. yüzyıl ortalarından beri hazır oldukları bağımsızlık mücadelesini hayata geçirdiler. George Washington, Thomas Jefferson tarafından kaleme alınan ve özgürlük isteklerini dile getiren Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni yayınladı. 4 Temmuz 1776, Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Günü olarak kabul edilmiştir. Şu an tünele girdik. Manhattan'a geçiyoruz. Manhattan, New York'un ada olarak bildiğimiz önemli merkezine denizin altından şu an tünelden geçiyoruz. Amerika'dayız. New York'tayız, Manhattan'dayız, Amerika'nın kalbinin attığı yerdeyiz. Çok değerli bir dostum var, soyadı adaşım. Nedir bu Amerika? Birleşik Devletleri, kaç eyaletler oluşur, nüfusu ne kadardır, Latin Amerika var. Bir kısaca sizden tabii alalım. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Devletleri diye geçiyor. Burada her eyalet bir devlet. New York'ta şu anda bir devletteyiz. Bunların bir hükümeti var. New Jersey'ye geçtiğinizde başka kanunlar devreye giriyor. Onların da bir devleti var. 52 devlet var. 52 devlet Washington DC'ye, başkente. Hem kongre üyesi gönderir hem de senatör gönderir ve bunlar orada temsil edilir. Şehirler kendi kendilerini yönetir, eyaletler kendi kendilerini yönetir. Dolayısıyla çok kompleks bir yapı aslında. İncelenmesi gerekir, tabii, öyle kısaca kesinlikle, olmaz diyorsunuz. Kesinlikle. Nüfusu ne kadar? 300 milyon. Kaç etnik gruptan teşekkür eder? Dünyada ne varsa burada var. New York bir göçmen kentidir. Kente yaklaşık 170 ayrı dil konuşulmaktadır ve her 3 kişiden biri Amerika dışında bir ülke doğumludur. Selamun aleyküm. Keyfe hal. Caddeler, yollar ve şehirler önemlidir. Tabii New York'un da meşhur Orville Caddesi çok önemlidir. Şimdi caddeyi adım adım geziyoruz. Nasılsın? Evet, değerli izleyenlerimiz, mısır öyle farklı pişiyor Amerika'da. Burası Amerika. Ve mısırı talaşıyla beraber pişiriyorlar. Duyduk duymadık demeyin. Allah'a şöyle de sarıyor.
Mısır satanlara tavsiye ederim. Talaşı ile beraber pişirip satsınlar. Tıpkı böyle. İsimler var. 1 Şubat 1954 Celal Bayar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Ve böyle isimler yazmışlar. Celal Bayar da buradan geçtiğinin işareti bu. Arkadaki bina 11 Eylül olaylarının mihenk noktasıydı, temel taşıydı. Uçakların vurduğu ve 11 Eylül sürecinin başladığı yerdeyiz, New York'tayız. Dünyanın yeniden şekillendiği, Afganistan, Pakistan, Irak, birçok önemli olayın yaşandığı, uçakların ikiz kuleyi vurduğu yerdeyiz. Ama şu anda tek kule yapıldı. İsterseniz zamanı durduralım. Geçmişte neler olmuştu? 11 Eylül süreci nasıl başlamıştı? Neler yaşanmıştı? Birlikte izliyoruz. New York'ta ilk durağımız 11 Eylül'de vurulan ikiz kuleler olarak bilinen binaların bulunduğu bölge. İki uçağın o devasa ikiz kuleleri 2001 yılı 11 Eylül'ünde nasıl vurduğunu, binaların nasıl kartondan kutuymuş gibi yanıp yıkıldığını dün gibi hatırlıyorum. Bu binaların olduğu yerde belgesel çekiyoruz. İkiz kulelerin olduğu bölgede başka binalar da var. Ancak ikiz kuleleri temsilen tek bir büyük bina yapılmış. Ground Zero deniliyor. Manhattan deniliyor. Buraya New York deniliyor. Evet. New York City var. Bir de New York State var. State eyalet. Buraya da bu adaya da New York şehri diyorlar. Manhattan diyorlar. Daha çok buranın kendi böyle üst tabaka elit insanları birbirler arasında city diyorlar sadece. Birbirler arasında. Şehir. Yani. Şu anda tam ikiz kulenin önünden geçiyoruz. Uçaklar buraya vurmuş. Buradaki binalara vurmuştu. Şu anda o binaların yerinden yer esiyor. Bu tek bina yükselmiş. Yerel saatle 08:46:30'da Amerikan Hava Yolları'na ait kaçırılan bir yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi Kuzey Kulesi 94 ila 98 katları arasına kulenin kuzey tarafından çarptı. Bina çarpmadan 102 dakika sonra yıkıldı. Yerel saatte 09:02:59'da ikinci bir uçak, Dünya Ticaret Merkezi Güney Kulesi 77 ila 85. katları arasına kulenin güney tarafından çarptı. Bina çarpmadan 56 dakika sonra yıkıldı. Olaylarda 2974 sivil Amerikan vatandaşı ölmüştür. 24 kişi ise halen kayıp olarak listelenmektedir. Amerikan hükümetinin açıklamalarına göre olaylar şöyle gelişti. 11 Eylül 2001 Salı günü Amerika'da 4 yolcu uçağının ikisi New York'ta Dünya Ticaret Merkezi gökdelenlerine, bir diğeri Washington DC'de Pentagon'a çarptı. Sonuncu uçaksa yolcular ve uçağı kaçıranlar arasındaki mücadeleden sonra 150 mil uzakta Pensilvanya kırsalında düştü. Bu konuda pek çok teori öne sürülüyor. Amerikan hükümetine göre bu saldırıyı Usama Bin Laden'in lideri El-Kaide örgütü gerçekleştirdi. Kimi iddialara göre 11 Eylül olayları Amerikan hükümeti ve gizli servisleri tarafından Orta Doğu'ya ve Afganistan'a yönelik işgal faaliyetlerini meşrulaştırmak, ülke ve dünya kamuoyunun desteğini almak amacıyla düzenlenmiş senaryolardır. New York Times gazetesi tarafından yapılan bir ankete göre her 4 Amerikalıdan 3'ü hükümetin 11 Eylül olayları ile ilgili doğruları söylemediğinden şüphelendiğini belirtmiştir. Video görüntüleri incelendiğinde güneydeki kuleye çarpan uçağın camlarının görülmediği ve United Airlines logosunun olmadığı bu uçağın Amerikan ordusunda kullanılan Boeing 767 tipi yakıt ikmal uçağı olduğu öne sürülmüştür. 11 Eylül saldırılarını gerekçe gösteren Başkan George W. Bush, önce Afganistan, ardından da Irak'ı işgal etti.
11 Eylül 2001 tarihinde New York'taki Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kulelere yapılan terör saldırısının Müslümanlara mal edilmesi üzerine, ertesi gün yani 12 Eylül 2001 tarihinde Amerikalı Müslümanlar Birliği Başkanı ve Baş İmamı Hilmi Aktağ tarafından Amerika'daki Müslüman Türkler adına bir açıklama yapılmıştır. Açıklama şöyledir. Amerikalı Müslüman Türkler olarak 11 Eylül 2001 günü Dünya Ticaret Merkezi ve Savunma Bakanlığı Pentagon'a yapılan menfur saldırı ve vahşi saldırganları şiddetle ve nefretle telin ediyoruz. Masum ve sivil insanları hunharca katlederek böyle bir insanlık suçunu işleyenler kim olursa olsun ne insanlar tarafından ne de merhameti yüce olan Allah tarafından affedilmeyecektir. Etrafında o kulede ölenlerin ismi ebedileştirilmiş. Arkamızda da gece manzarası olan İkiz Kuleler'den yeni yapılan tek kule halindeki binanın. İkiz Kuleler'in olduğu yerlere bu olayda ölen 3000'e yakın insanın isimleri yazılmış ve büyük havuzlar yapılmış. O kuleler, temellere havuz yapılmış. Bir tarafa da müzeyi kurmuşlar. Şu an o müzeye gireceğiz. Bakalım ne tür görüntüler var. Birlikte sizlerin yüksek bilgilerine sunacağız. Dünyayı ve insanları sömürmek üzere kurulan ve her şeyden para kazanmayı ilke edinen Amerika, 11 Eylül felaketinden bile para kazanıyor. O ikiz kulelerin meşhur çelikleri, çelik... gövdeleri işte hemen burada ve müzeye giriyoruz. O müzede bakalım neler var. İkiz Kuleler'in enkazı ve bodrum katları müze haline getirilmiş. Kameramız elimizde, çok ciddi bir kontrolden geçerek müzeye giriyoruz. Müzede binaların vurulmadan önceki görüntüleri, vuruluş anı, çöküntüler, enkazdan çıkan malzemeler, binanın enkazdaki önemli parçaları, temeldeki çelik halatlar, temel duvarları, her şey ziyaretçilerin bilgisine açılmış. Gerçekten dehşet, gerçekten o kulelerin vurulması, kulelerin vurulduktan sonraki o perişan hali burada en açık bir şekilde gözüküyor. Çok geniş bir alanda saatler süren geziyle hem bilgi alıyor hem de çekim yapıyoruz. Müzenin çok özel bir yerine geldiğimizde çekim yapmamız yasaklanıyor. Basına yansımamış dehşet görüntüler, videolar ve İngilizce bilgiler burada ziyaretçilerin bilgisine sunuluyor. Müzedeki çekimlerimizi tamamlarken ikiz kulelerin nasıl vurulduğu ve olayın arka planında nelerin olduğunu bir kez daha düşünmeden edemiyoruz. Gerçekten ikiz kulelerin neden vurulduğu, arkasındaki güçlerin neler olduğu, tıpkı Amerika Cumhurbaşkanlarından suikast sonucu ölen Kennedy'nin neden öldürüldüğü bilinmediği gibi sır olarak kalacak ve hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktır. Bugün bu tezler Amerika'da çok saygın kurum ve kuruluşlar tarafından da dillendiriliyor. Olayın görünürdeki faili El-Kaide olsa da arkasında derin Amerika ve Amerika derin devleti olduğu söylenmekte.
1941-45 ikinci Yan Harbi özellikle Amerika'nın yıldızının parladığı dönemdir ve Amerika halen süper güç olarak hayatını devam ettirmektedir. 1941-45 yılları arasında ikinci Yan Harbi'nde ölen Amerikalıların adına dikilen anıttayız, New York'tayız. Özgürlük anıtını Osmanlı mı yaptı? Ve önemli bir yere gideceğiz. Özgürlük anıtı. Ve o özgürlük anıtını herkes biliyor. Tıpkı şu an özgürlük anıtını ziyaret ettiğimiz bizlerin fotoğraflar, filmler çektirdiği gibi. Peki özgürlük anıtının farklı bir hikayesi var. Onu araştırdık sizler için. Güvenlikten geçip nereye gidiyoruz Selim Bey? Balkan geçeceğiz. Sonra özgürlük anıtı vereceğiz. Sözde değil, özde özgür olmak gerekiyor. Hürriyet anıtlarla değil, ruhta. Amerika'nın sembolü New York'taki özgürlük anıtıdır. Feribotlarla özgürlük anıtının bulunduğu adaya gideceğiz. Sıkı bir güvenlik kontrolünden geçerek gemiye biniyoruz ve özgürlük anıtına doğru yola çıkıyoruz. New York'u denizden de seyrediyoruz. Houston şehri ile Atlas Okyanusu nehri adeta iç içe geçmiş. Gökdelenlerin bulunduğu, dünya ticaretinin kalbinin attığı Manhattan Adası, devasa gökdelenler, ikiz kulelerin yerine yapılmış bina, denizden muhteşem gözüküyor. İkiz kulelerin olduğu yer, buradaydı ikiz kuleler ve 11 Eylül'de onlar kurulmuştu ve çok şey değişmişti. Amerika'dayız, adım adım sizleri Amerika'yı tanıtmaya, New York'tan devam ediyoruz ve ikiz kulelerin önündeyiz. Security is also a concern for all. Please do not leave any bags or packages. İtalya. Türkiye selam. İtalya. No İtalya. Filmin. Özbekistanlı bir dostla beraberiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Adınız? Halil. Halil. Türkiye selam. Aldat. Türkçe? Selam. Türkiye'ye selam. Özgürlük anıtının bulunduğu ada sahilden biraz iç kısımlarda. Özgürlüğü temsil eden anıtın meşaleyle özgürlüğü dünyaya yaydığı açıklansa da bana göre Amerika'nın dünyaya nasıl hükmettiğini simgeliyor. Heykel elinde bir meşale, sol elinde ise bir hitabe tutar. Tabletin üstünde 4 Temmuz 1776 tarihi yazılıdır. Heykelin başındaki tacın 7 sivri ucu, 7 kıtayı veya 7 denizi simgeler. Heykelin yüksekliği 46 metre, kaidesiyle beraber 93 metredir. Ziyaretçiler heykelin içinden meşaleye kadar 168 basamaklı bir merdivenden çıkabilirler. Heykelin meşale tutan sağ elinin yüksekliği 13 metredir. Meşalenin etrafındaki dehlizde 15 kişi bir arada dolaşabilir. Heykelin başının genişliği 2 metre, yüksekliği ise tacı ile birlikte 5 metredir. Adım adım dünyayı gezmeye devam ediyoruz. Özgürlük anıtı hemen arkamızda. Özgürlük anıtının çok ayrı bir hikayesi var ve bilinmeyen hikayesini araştırdık ve belgesel görüntülerle şu an Amerika'nın alameti farikalarından birisi olan Özgürlük Anıtı önünden sizleri tarihe yolculuğa çıkarıyoruz.
özgürlük anıtı ile ilgili birçok bilgi paylaşılıyor. Bunların içerisinde en önemlisi, anıtın Sultan Abdülaziz tarafından Mısır'daki Süveyş kanalı girişine yaptırılmak üzere Fransa'ya sipariş edildiği, bizzat parasının Abdülaziz tarafından ödendiği, ancak dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı olup iç işlerinde bağımsız olan Mısır'ın bu heykeli Süveyş kanalı girişine koymak istememeleri üzerine, anıtın Fransa'da bir depoda bekletildiğini, daha sonra bu anıtın Amerika'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Fransa tarafından Amerika'ya hediye edildiği yazılıp çizilmekte. Bu konuda yapılmış birçok araştırma da yer alıyor. Anıtı bindiğimiz feribotun güvertesinden seyrederken aklıma bu tarihi bilgiler geliyor. Dünyanın en çok turist alan ülkelerinden birisi Amerika ve gizemli bir yer. 250 yıllık tarihine çok şey sığdırmış ve 100 yıldır da dünyanın süper güçlerinden birisi. Aslında Amerika ile ilgili anlatılıp söylenecek çok bir şey var ama zaman ayırarak gitmek, gidip sorgulayarak gezmek gerekiyor. Arkadaşlık bambaşka, asker arkadaşlığı, talebe arkadaşlığı değil mi? Ama ikili asker arkadaşlığı ve değerli Hint Bey kardeşimle biz yıllar önce İstanbul'da beraber asker yaptık. Hoş geldik ama böyle günlük güneşlik bir zamanda. Şu an bu çekimlerimizi de İtalyalı bir dost yapıyor. Benimle. Thank you very much. You're welcome. Amerika'ya Müslümanlar, İslam medeniyeti nasıl gitti? Sürekli tartışma konusu. 1492'de Kristof Kolomb mu Amerika'yı keşfetti yoksa Kristof Kolomb'dan önce mi Amerika keşfedildi? Bu konuda hep tartışmalar var. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile bu noktada açıklamaları var. Amerika kıtasının 1492'de Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Oysa Kolomb'dan 314 sene önce 1178'de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlardı. 1178. Hatta Kristof Kolomb'un hatıralarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahsediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'yı Müslümanlar keşfetti açıklaması Türkiye kamuoyunda tartışılıyor. Bu tartışmanın yankısı Amerika'da da duyuluyordu. Bu konuda çok önemli bir çalışma yapan doçent doktor Celal Emanet Bey ile röportaj yapıyoruz. Kendisinin bu konuda çok geniş ve ayrıntılı bilgisi var. Amerika'ya ilk Müslümanların İspanya Endülüs bölgesinden 1200 yıl önce geldiğini, bu konuda saygın bilim adamlarının araştırmalarının olduğunu söylüyor. Abdülhamit döneminde Müslüman olan Amerika'nın Filipinler Büyükelçisini konu alan, Amerika'da bir Osmanlı kitabını da yazan Emanet, yaptığı araştırmanın bir bölümünü bizlerle paylaşıyor. Amerika'da İslam medeniyeti nasıldır, geçmişine dair neler vardır? Tabii çalışmayı yaparken onlara da kısaca değindim, araştırmalar yaptık, bazı tarihi belgeler ulaşma imkanımız oldu. Amerika topraklarında İslam, aslında birkaç asırlık geçmişe sahip yeni bir din değildir. Bu hakikati, tarihi vesikalar üzerine son yıllarda yapılan çalışmalarda ortaya koymaktadır. Abdullah Hakim Kuik, Süleyman Niyank, Dr. Barry Field gibi ilim adamları
İspanya ve Batı Afrikalı Müslümanların Amerika kıtasına Kolomb'dan en az 5 asır önce ulaştıklarını gösteren delillere ulaşmışlardır. İlim adamları o dönemin yerli dillerindeki Arapça öğelere işaret eden kitabelerini sanatsal ve kültürel çalışmalarını inceleyerek böyle bir sonuca varmışlardır. Mesela elbise modellerini göz önünde bulundurarak Batı Afrikalı Müslümanlarla Kuzey ve Güney Amerika'nın yerli halkı arasında bağlantıları ortaya çıkarmışlardır. Piri Reis Amerika kıtasını nasıl çizmişti? Osmanlı Amirali Piri Reis'in 1528'de çizdiği İkinci Dünya haritasından günümüze kalan parça, büyük bir haritanın kuzeybatı köşesi olup, Orta Amerika'nın yeni keşfedilmiş kıyılarını, Florida'yı, Kanada'nın kuzeydoğu köşesini ve Grönland'ı gösterir. Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a armağan ettiği haritanın bu parçası, Piri Reis'in 1513'te çizdiği ilk dünya haritasıyla beraber halen Topkapı Sarayı'nda bulunur. Burası yeni dünya. Christophe Colomb tarafından keşfedildiği söylense de aslında burayı keşfeden Müslümanlar ve İslam medeniyeti coğrafyasında önemli bir parçası. Dönem Endülüs dönemidir ve İslam medeniyetinin batıya güneş gibi doğduğu İspanya İberya Yarımadası'dır. Müslümanlar 8 asır burada hüküm sürer. Ancak 1400'lü 1300'lü yıllarda burada sıkıntılar çekilir ve Hristiyan yapılmak istenir. Ve buradaki Müslümanlar yeni dünyaya, Christophe Colomb'dan önce Amerika'ya gelirler ve buralarda İslam medeniyetini getirmeye çalışırlar. Fas'tan ve Endülüs'ten çok sayıda Müslümanın Amerika'ya geldiğini biliyoruz. Daha sonra Pakistan, Afganistan, Orta Doğu ve Türkiye'den Müslümanlar buralara geldiler. Biz İslam medeniyetini Amerika kıtasında, Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da araştırmaya devam ediyoruz. Amerika'da birçok millete ait cami var. New York'un ilk camisi 1907 yılında Polonyalı Tatar Müslümanlar tarafından yapılmış. Camideki bilgi ve belgeler Amerika'daki İslam medeniyeti tarihinin de geçmişine işaret ediyor. Şubat 1907 yılında Amerika'da açılan ilk caminin önündeyiz. Muhtemelen Kazan Tatarları tarafından Polonya üzerinden Amerika'ya gelen Müslümanlar tarafından kurulan Amerika'nın ilk camisinin önündeyiz. New York'tayız. Bu ülkeye Müslümanlar ilk etapta köle ticareti vesilesiyle gelmişler. Yani özellikle Afrika'dan işte getirilen kölelerin büyük bir oranının Müslüman olduğunu biz araştırmalarda görüyoruz, okuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'li yıllardan itibaren başlayan bir hizmet sürecimiz söz konusu. Washington'da görev yapan din hizmetleri müşavirimiz, New York din hizmetleri ateşemiz ve 20 tane camimizde bu ülkedeki dindaş, soydaş, akraba toplulukları ve vatandaşlarımızın sesi, soluğu, gözü, kulağı olmaya gayret ediyoruz. Ve sonbaharın ihtişamlı görüntüleri Brooklyn şehri. Ben 1970 senesinde geldim ilk olarak Amerika'ya. Ekmek kazanmak için, işte ihtiyaçlarımızı görmek için. Amerika'da dini kuruluşlar yoktu o zamanlar. Ölülerimizin dini vecibelerini yerine getirmeden defnediliyordu.
efendim çocuklarımızı okula gönderip onlara derslerini, dinlerini öğretecek bir müessese yoktu. Sonra daha sonralar 1977'de Hanefi İsmailoğlu diye bir kardeşimiz Türkiye'den buraya gelince biz buraya bir Kur'an kursu açmayı planladık. Önce iki biz başladık, sonra altı kişi olduk. 25 Mayıs 1980'de Fatih Camii'ni, bugünkü Fatih Camii'ni satın aldık. 29 Mayıs 1980'de Seyfi Gündoğan hocamızı görevlendirdiler, devamlı kalmak üzere. Tarafından Amerika'da kurulan ilk caminin içerisine gireceğiz. Fatih Camii 1980 yılında ibadete açılmıştı ve Türklerin resmi gayri resmi tüm yetkilileri Amerika'ya geldiklerinde buraya uğramışlardı ve Amerika'daki Türklerin adeta sığınak yeriydi. Bayram namazları, cuma namazlarını kıldıkları, cenazelerine hatim ve Kur'an okuttukları yerdi Fatih Camii. Fatih Camii'nin içerisine giriyoruz şimdi. Fatih Camii'nin içerisindeyiz. Adeta renk cümbüşü, muhteşem o İznik çinileri, Osmanlı sanatının muhteşem harikası çiniler göz ve gönül okşuyor. Mihrap, minber, kütüphane ve caminin içerisi muhteşem bir medeniyetin yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Cuma. Müslümanlar Cuma namazı kılmak için çeşitli camilere koşuyor. Biz de Cuma namazımızı Amerika'da Türkler tarafından kurulan ilk cami olan Fatih Camisi'nde kılıyoruz. İmam, Türkçe ve İngilizce hutbe okuyarak camiye gelenleri aydınlatıyor. Çeşitli milletlerden Amerika'da yaşayanlarla birlikte saf tutup Amerika'da cuma namazı kılıyoruz. İslam medeniyeti coğrafyası için huzur ve barış duaları ediyoruz. Kimsenin inancına, efendim özgürlüğüne kimse bir şey demiyor. Ama tabii bunu değerlendirecek gelen Müslümanların canlılığına bağlı, inancının, itikadının sağlamlığına bağlı. Müslümanların tabii her yerde olduğu gibi haramlarla ilgisi çok iç içe. Müslümanlar haramlara çoğu dikkat etmiyor. Bizim Amerikalılarla onların çoluğunu çocuğunu Müslüman yapmak, evet o da güzel bir şey ama onun ötesinde buraya gelen Müslümanların, başta da Türklerin çocuklarını kaybetmesek, yani mühim olan o, hakikaten öyle. Küfür çok tabii acımasız, serbest olduğu için çok dikkat, çok gayret etmek gerektiği bir hadise yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Amerika'ya gelmiş gurbetçilerimize yapabileceği en büyük hizmet ve iyilik üç aşamalı bir şekilde. Birincisi ortaokul seviyesinde, ikincisi lise seviyesinde, üçüncüsü de üniversite öğrencilerini önce anavatan Türkiye'yi tanıtmak üzere götürüp şehir şehir bütün tarihi yerleri ve bize ait olan yerleri ve baba ocağını tanıtması, göstermesi. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içinde kalmamalı bu iş. Bütün Türk dünyasına gidilmeli, götürülmeli. Mesela Fuzuli'nin, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Türkiye'nin kültürünü, şiirini, Karacaoğlan'ını vesaire, bütün bu değerleri alan insanların yurt dışında başka yerlerde kaybolması mümkün değil. Fuzuli'yi, Yunus'u öğrenen bir insan burada kolay kolay kaybolmayacak. Ama onları öğretemiyorsak orada... Zaten burada kaybolmaya hazır geliyor.
Miami denilen şehrin 1,5 saat batısında bizim yaşadığımız şehir, Naples şehri. Oradaki Türk nüfusu aşağı yukarı 100 aile. Müslüman nüfusu da 300 kişiye yakın Naples şehrinde. Amerika Müslümanlar Birliği Rochester bölgesi Hamidiye Şubesi'nde hizmet etmekteyiz. Bölgemizin olduğu yerde yaklaşık 3 bin Türk, yaklaşık da 10 bin Müslümanımız var. Rochester, New York eyaletinin kuzeyinde, Kanada sınırında bulunan bir şehirdir. Dünyanın 7 harikasından sayılan meşhur Niagara şelalelerine 1 saatlik mesafede bulunuyoruz. Burası JFK Havalimanı, JFK International Airport. Şu anda içerisinde bulunduğumuz mescit JFK International Islamic Center. Web sitemiz jfkmosque.com. Efendim 2001'den beri burada hizmet veren mescidimiz. Ramazan-ı Şerif'te 60 ile 100 kişi arasında günlük cemaatimiz, çalışanlar, yolcular iftar ediyor. Bu hizmetlerin verildiği, her türlü dini hizmetin verildiği bir merkez. Sıkıntısı olan da geliyor. İslam'ı öğrenmek isteyen de geliyor. İslam'ı kabul etmek isteyen de geliyor. Kabul edip burada tanıştığımız Cuma cemaatine devam eden cemaatimiz de var. Amerika Müslümanlar Birliği'nin 1991 senesindeki müracaatı neticesinde 2001 senesinde havaalanının genişletme inşaatı ve yeni havaalanının yapılması neticesinde aktif olarak 2001 senesinde bu mescit bize verildi. Amerika Müslümanlar Birliği'ne verildi. Selamun aleyküm. Keyfe hal? Arabi? Pakistani? Karachi, Lahor. Lahor. Kadim Lahor. Where are you from? He's Turkish. Turkish. Yes. Oh, so you know there's a grave for Iqbal and Konya. Konya? Konya. Yes. İstanbul. Ya Konya'da Konya. Mezarı vardır. Kimin? Who's grave? There's a grave which says Muhammad Iqbal. The same Iqbal he's talking about. Konya'da Muhammed İkbal adına bir mezarın olduğunu söylüyor. But you're lucky if you live in your own country. Tell him that. Kendi memleketinizde yaşıyorsanız şanslısınız diyor. Gurbet yerdesiniz siz. Gurbet. Half of the life is spent here. Half life is spent there. Hayatımın yarısı orada, yarısı burada diyor. Sen şanslısın diyor. Kendi memleketinde yaşıyorsun. Amerika-Osmanlı ilişkileri ve misyoner faaliyetleri. Amerika ile Osmanlı Devleti arasında ilişkilerin başlaması 19. yüzyılın başlarına rastlamaktadır. Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra 1783'te Birleşik Amerika, Osmanlı İmparatorluğu'na göre hem alan hem de nüfus bakımından çok küçüktür. Amerika, ticari çıkarları nedeniyle özellikle Akdeniz'de faaliyet göstermeye başlamıştır. Amerika'nın Akdeniz'e yönelmesi, Osmanlı ile çıkarlarının çoğu zaman çatışmasına sebep olmuştur. 1795 yılında Osmanlı Devleti, Amerika'yı Trablusgarp ve Cezayir'de yenmiş, Osmanlı gemileri Cezayir'de Amerikan bayrağını taşıyan gemiyi ele geçirmişlerdir. 1796 yılında Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Trablus Anlaşması yapılmıştır. ...1801 yılındaki 1. Berberi Savaşı'nda Amerika, Osmanlı'ya savaş ilan etmiş, savaş 4 yıl sürmüştür. Amerika, Osmanlı Devleti üzerindeki emperyalist çıkarlarını bağımsızlık isteyen ve isyan eden azınlıklara yaklaşarak gerçekleştirmiştir. Bu amaçla Ermeniler protestanlaştırılmış ve Osmanlı Devleti içerisinde desteklenmişlerdir. Bilhassa Ermeni ve Yunan azınlıklar bu misyonerlik faaliyetleriyle Birleşik Devletlere göç ettirilmiş, Fransa'nın Mısır'ı işgali gibi yaşanan olaylar sonucunda Amerika'nın desteğini kazanabilmek amacıyla Amerikan okullarına ayrı bir serbestiyet tanınıyordu. Bunun neticesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun son 100 yıl eğitiminde en faal unsur Amerikan misyoner okulları olmuştur. Protestanlar ruhsatlı veya ruhsatsız okul ve yetimhaneler kurmuşlardır.
Bunların sayısı 20. yüzyıl başında 400'e ulaşmıştır. Protestan Koleji, Robert Koleji, İstanbul Amerikan Kız Koleji, Harput Fırat Koleji gibi büyük ve etkili okullar açılmıştı. Bu okullarda ağırlıklı olarak Ermeni, Bulgar ve Rum çocuklar eğitim görüyor ve aldıkları eğitim sayesinde bu okullarda Amerika ayrılık tohumları ekiyordu. Ayrıca 1878-1903 döneminde Van'da Amerikan Koleji, Merzifon'da Anadolu Koleji ve İzmir'de Uluslararası Kolej açılarak eğitim faaliyetleri, dolayısıyla da misyonerlik faaliyetleri genişletilmiştir. 1850'de Osmanlı Devleti'nde misyonerler tarafından kurulmuş 7 kilise ve 7 okul varken, 1913 yılında misyonerler tarafından kurulan kilise sayısı 163'e, okul sayısı ise 450'ye çıkmıştır. 1850 yılında Amerikan okullarında eğitim alan Osmanlı vatandaşı sayısı 112'dir. 1903 yılında bu rakam 25.922'dir. Bu okullarda Müslüman Osmanlı vatandaşlarının çocukları, genellikle varlıklı ailelerin çocukları da eğitim alıp yüksek öğrenim için Amerika'ya gidiyorlardı. Yetişmiş birçok Ermeni genci de Amerika'ya gönderilerek ileri eğitim görmeleri sağlanıyordu. Yaşanan etkileşimin sonucu olarak Amerikan kültürü varlıklı Müslüman kesimde ve gayrimüslim Ermeni, Rum ve Bulgar toplumunda yayılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun her bölgesinde misyonerlik faaliyetleriyle güçlü bir Amerikan kültürü oluşmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci devletlerin yanında yer alan Amerika, işgale donanmasıyla destek vermiştir. İşgal boyunca ağırlıklı olarak tarafsız bir rol oynasa da, Samsun gibi kimi deniz kıyısındaki kentler bu donanmaya ait gemilerce bombalanmıştır. 1919-1927 döneminde Amerikan Yüksek Komiseri sıfatıyla Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan Amiral Bristol, ilişkinin ilk yıllarında da etkili olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Amerika ile sıkı ekonomik ilişkiler geliştirmek isteyen ve Lozan Barış Anlaşması sırasında Amerika'nın politik desteğini arayan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümet, 1923 yılı başında Türkiye'de yatırım yapacak Amerikan şirketlerine yoğun teşvikler içeren Chester Teşvikleri Yasası'nı kabul etti. Sovyetler Birliği lideri Stalin'in Türkiye'den toprak talepleri karşısında Türkiye'de Kore Savaşı'nda Birleşmiş Milletler'in yanında yer aldı. 1952 yılında NATO'ya katıldı. 1954 yılında Amerika'ya İncirlik Hava Üssü'nü kurma izni verildi. Bu üs, Soğuk Savaş, Birinci Körfez Savaşı ve Irak Savaşı'nda kullanıldı. Amerika'nın başkenti Washington'da devri alem. New York'tan Washington'a doğru yola çıkıyoruz. Güneşli bir sonbahar günü. New York, Washington arası 450 kilometre. Allah Resulü seyahat edin, sıhhat bulun diyor. Amerika'daki gezimizin şimdi önemli bir durağına doğru yolculuğa çıktık. New York'tan Washington'a doğru yolumuz devam ediyor. Yaklaşık 450-500 kilometre yol kat edeceğiz. Yol üzerinde görüntüler tespit edeceğiz. Bu yolda biz şu anda 3 tane eyaleti geçeceğiz. New York'u, New Jersey'yi, Delaware'ı geçeceğiz. Oradan şeye ineceğiz. Maryland'e geçeceğiz. Virginia'ya. Adım adım Amerika'yı gezmeye devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Amerika'da insanlarımız kültürünü, medeniyetini, tarihini de unutmuyor. New York, Washington yolu üzerinde hemen hemen o hem iki büyük şehrin arasında bir noktadayız. Çok Giresunlu, birçok Türk'ün yaşadığı bölge. Hemen camilerini oluşturmuşlar. Arkamızdaki cami, Müslümanların cuma günleri gelip namazlarını kıldığı, çocuklarına dini eğitimlerinin verdirildiği yer. Buradaki camimizin adı Glasgow Camii. 2010'da alınmış. Amerika Müslümanlar Birliği olarak 2010 yılında alınmış. 2 yıldır da talebe hizmeti vermekteyiz. Şu anda da gördüğünüz üzere cami inşaatımız var. İnşallah bunu da 3-4 aya bitireceğiz. Daha çok burada cemaatimiz olarak Türk var. Türklerden de en çok Giresun Yaldıreli cemaatimiz var.
Tabii diğer cemaatimiz de var. Sever insanlarımız önce dinini, diyanetini sahip çıkıyorlar ve zor izin alınarak yapılan bir caminin içerisindeyiz. Burası çok zor şartlarda izne alınmış ahşaptan ve çevreye de uygun bir şekilde yapılıyor. Altın sarısı yapraklara bürünmüş ormanlar arasından, ırmaklardan geçerek uzun bir yolculuktan sonra Washington'a geliyoruz. Uzun bir yolculuktan sonra nihayet menzili maksuda ulaştık. Soğuk ve biraz kasvetli bir havada dünyaya hükmedilen Washington'a geldik. Amerika'nın başkentindeyiz şu an. Dünyanın dört bir tarafında da camiler var, camilerimiz var. Onlardan birisi de Washington'da. Amerika'nın başkentindeki caminin önündeyiz. Burası diplomatların, büyükelçiliklerin bulunduğu bölge. Washington'ın da çok önemli bir yeri ve arkamızda cami. Ancak maalesef cami şu an kapalı, içeri giremiyoruz. Buradaki ilk durağımız Türkiye Cumhuriyeti Elçilik Binası'nın da bulunduğu Elçilikler Bölgesi'ndeki cami oluyor. Endülüs mimarisiyle yapılmış cami, göz ve gönül ziyafeti sunuyor. İslam medeniyetinin manevi tapu senedi camilerimiz. Evet, Washington merkezdeki bu cami tarihi oldukça eskilere dayanmakta ve yolu Washington'a düşen Türkler, Müslümanlar mutlaka burada namazlarını eda etmekte. Selamun aleyküm. What's your name? My name Abu Bakr. Abu Bakr. Allahu Ekber. Allahu Ezan, Akbar. Ezan. Ezan? Ezan. Oh no, my voice is not... Allah. No, my voice is not good. Dünyanın yönetildiği bir merkezde bir güzel bir Müslüman camisi bulup burada bir namaz eda etmek çok gurur verici. Washington'a gelir gelmez Türk Büyükelçimiz yanında böyle bir camimize rastlamamız çok bizi mutlu etti. Büyükelçiliğimiz, başkonsolosluğumuz, Washington Büyükelçiliği Başkonsolosluğu hemen arkamızdaki bu binada görevlerini ifa ediyorlar. Din İşleri Ateşemizin, müşavirliğimizin önündeyiz ve hemen burada da bu meşhur cami. Caminin hemen yanı başında Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle yapılan Türkiye Büyükelçiliği yer almakta. Birçok devletin büyükelçisi bu çevrede yer alıyor. Washington, Amerika'daki bütün eyaletlerin bağlı olduğu bir merkez. Washington şehri hiçbir eyalete bağlı değil.
Başkentin bir eyaletin sınırları içinde yer almasının o eyalete çok büyük bir ayrıcalık sağlayacağı düşüncesiyle bu kent District of Columbia denilen özel statüde bir bölge olarak kabul edilmiştir. Bulunduğumuz yer Amerika'nın başkenti Washington. Hemen arkamızdaki yer de o anlı, şanlı, ünlü Beyaz Saray. Herkes sesini duyurmak istiyor. İşte Beyaz Saray'ın önünde Filistinli bir kadın sesini duyurmaya çalışıyor. Turan Kuytak ben. İstanbul'da geliyorum. Beyaz Saray'ı gezmek için geldim. Teşekkür ederim. Zakir Yılmaz, İstanbul. Dolaşmaya geldik. Keşfediyoruz Washington ve New York'u sırasıyla. Gürkan Tüzel, İstanbul. Aynı zamanda ticaret üssü mevzu üyesi. Ve buraya arkadaşlarımızla birlikte Beyaz Saray'ı, Washington'u görmeye geldik. Fatih Yılmaz, İstanbul İmraniye'den, İller Bankası'ndan, İstanbul'dan. Herkese selamlar. Evet, şuradan benim de bir şey. Fatih Güner, İstanbul Ticaret Odası'ndan. Fuara geldik. Gelmişken diğer şehirleri de gezmek istedik. Birçok yerden çocuklar da geliyor. Gençler, çocuklar merhaba diyorlar. Evet. Gençler her yerde genç. Amerika'nın kuruluş hikayesi de bir başka ve özellikle Kızılderililer, yerlilerin adeta sömürülerek kurulan, Masonlar tarafından kurulan Amerika'nın kurucusu George Washington'ın merkez binasının önü. Evet, burası Amerikan Merkez Bankası'nın bulunduğu yer. Amerika'nın sembollerinden birisi de Washington'daki kuruluş anıtıdır. Dikili taş olarak da geçiyor. Amerika'nın kuruluşunun anısına dikilen bu dikili taş, bir anlamda seyir kulesi şeklinde de kullanılıyor. Ancak içerisi kapalı olduğu için içeri giremiyoruz. Amerika'nın kuruluşu yıl dönümü dolayısıyla dikilen bu taşın içerisinde Osmanlı'ya ait çok özel bir eserde bir hediye de var. Abdülmecit Han'ın buraya hediye ettiği beyit ve güzelim Osmanlı arması. Amerikan Kongre binasıyla Beyaz Saray arasında yer alan 170 metre yüksekliğindeki abidede dünyanın çeşitli ülkelerinden gönderilen levhalar iç duvarlara yerleştirildi. Dönemin Osmanlı Sultanı Abdülmecit Han da Amerika'dan gelen istek üzerine anıta bir mermer levha göndermişti. Levhada Ziver Paşa'ya ait olan şu beyit yazıyordu. Devamı Hulleti Teyit için Abdülmecit Han'ın yazıldı namı paki Sengi Bala'ya Washington'da. Yani Washington'da dikilen bu yüksek taşa dostluğun devamını göstermek maksadıyla Abdülmecit Han'ın temiz ismi yazıldı. Ayrıca 193 ülkeden gönderilen hediye taş anıta yerleştirilmiştir. Kesme taşlardan yapılmış bu anıt, parkın ortasında bir anıttan çok füzeyi andırır. Washington'ın sembolü olan Kongre binası parkın karşısında. Evet, benim ismim Murat. Burada Washington DC'de, Chinatown bölgesinde pizzacıkla uğraşıyoruz. Şu an akşam saati, işte gördüğünüz gibi. Kaç yıllık bu müessese? Nereden, Türkiye'nin neresindensiniz? Ankara'dan geldik biz. 20 yıl olmuştur. Koşturmacayla geçiyor hayat yani. One more cheese for Matt. Pick up for Matt. I want to check out.
Başkent Washington'da Türk İslam Kültür ve Akademi Merkezi de kurulmuş. Bu merkezde hem eğitim kurumu, hem akademik çalışmalar, hem de birçok dini hizmetler verilecek. Bu merkez, Mart 2016 yılının son günlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı muhteşem bir törenle açıldı. Türkiye tarafından muhteşem bir mimariyle yapılan caminin açılmış olması çok önemli. Diyanet Merkezi'nin açılışı Amerika'da yaşayan 500 bin Türk'ü heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada çok önemli mesajlar verdi. Merkezimizin mimari güzelliği elbette takdire şayandır. Ama bunun asıl önemli olan yanı Amerika'daki Müslüman kardeşlerime vereceği hizmettir. Bu binalara hayat verecek, adeta ruh verecek olan sizlerin çalışmaları olacaktır. İslam'ın tüm insanlığı kucaklayan değerlerini, Peygamberimizin sevgi ve merhamet mesajını buradan Amerika'ya ve dünyaya duyurma konusunda merkezimize önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Amerika'nın en büyük İslam merkezi olan külliyede 1760 kişi ibadet edebilecek. İki minareli cami özellikle cuma namazı için yüzlerce insanın çevre eyaletlerden de gelerek namazlarını kıldıkları ve kültür merkezindeki hizmetlerden yararlandıkları bir buluşma noktası olacak. Cami eksenli bir kompleks olan külliyede caminin yanı sıra Türk İslam Bahçesi, kültür merkezi, misafirhane, konferans salonu, sosyal tesisler ve spor salonları yer alıyor. Amerika'nın en büyük İslam merkezi olma özelliği taşıyan külliye, 16. yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisine uygun olarak inşa edildi. Külliye içinde yer alan İslam Araştırmaları Merkezi'nde Türkiye'den Amerika'ya gidecek öğrencilere eğitim hizmeti de sunulacak. Külliyede geleneksel Türk ev mimarisini yansıtan 3 farklı döneme ait 10 adet konak bulunmakta. Bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli izleyenlerimiz, Amerika'nın dünü bugünü geleceği, göçler ülkesi, Amerika'daki göçler, Amerika'da İslam medeniyeti, Türklerle ilgili belgesel görüntüler hazırladık. Beyaz Saray'ın önünden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.